Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yerel seçim çalışmalarına Ankara'nın başkentin ilçelerinde devam etti. Erdoğan'ın bugünkü durağı Mamak'tı ve düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu Erdoğan. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef almıştı. Ankara bu kadar ihmale tahammül edemez. Ankara'nın yavaşlıktan kurtulması ve bir an önce hızlanması gerekiyor dedi. Son 5 yılda Ankara'nın nasıl bir hizmetsizlik ve esersizlik girdabına düştüğünü sizler çok iyi biliyorsunuz. Havalimanından ta buralara kadar Allah aşkına yolların asfaltlanması diye bir şey var mı? Şu anda Ankara'da metro adına yapılan ne varsa hepsi bizim yaptıklarımız. Ankara'da beceriksiz bir yönetim var dedi. CHP'nin yeniden aday gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a işte bu sözlerle tepki gösterdi. Ankara bir 5 yıl daha böyle yönetilmeyi kaldıramaz. Ankara bu kadar ihmale, bu kadar yatırımsızlığa tahammül edemez. Ankara'nın yavaşlıktan kurtulması ve bir an önce hızlanması gerekiyor. 31 Mart seçimleri büyük bir fırsattır. Gelin bu fırsatı heba etmeyelim. Seçim çalışmalarına Ankara'nın ilçelerinde devam eden Erdoğan'ın bugünkü durağı Mamak'tı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görmek isteyen Mamaklı vatandaşlar saatler öncesinden bu meydanda toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 10 ay önce buradaydı ve şu an yine Mamaklılarla bir kez daha kucaklaştı. Erdoğan toplu açılış töreninde vatandaşlara seslendi. Ne oldu altılı masa? Şu anda altılı masadan ortada kimse kaldı mı? Hani liderler meclise girebildiler mi? Ama biz yine meclisteyiz. Şimdi gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyor muyuz? Birlikte miyiz? İnşallah Mamak 31 Mart'ta ben inanıyorum ki destan yazacak. Ankara bizim. Hepimizin. Yeniden Ankara. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Başkan seçilirsen belediyenin kapıları DEM Parti hariç herkese açık olacak" sözlerine gönderme yapan Erdoğan, "Biz belediyemizin kapısını hiç kimseye kapatmadık" dedi. Belediyemizin ve kamu kurumlarının kapısını hiç kimseye kapatmadık. Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez diyen ırkçı, faşist zihniyetten asla olmadı. Teröre ve şiddete bulaşmadığı, bu millete ihanet etmediği sürece hangi partiye oy verirse versin, herkesi bağrımıza bastı. Siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürmeye çalışanlar var diyen Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor. Her kim mezhebi kimliği üzerinden siyaset yapıyorsa bu ülkenin iyiliğini istemiyor demektir.